Hey! Kim var içeride? Allah'a şükür yaşıyor. Heh, Pencise! Severler güzeli Gencise! Hadi lan! Hadi bakalım! Hadi oyna! Hadi! Köşeye! Şimdi sıra bende, hadi yavrum! İyi ki seni buldum doktor! Hadi bakalım, düşe! Doktor, bırak şu tavlayı doktor! Oynasana, oynasana! Ulan yine ne var be? Doktorcum, ölüm kalım meselesi! Emekli olduk, yetmedi mi? Kurtulamadık sizden! Bırak tavlayı, yürü! Tamam, hadi, hadi doktor! Tamam, geliyorum! Evet. Allah'ın sevgili kuluymuş, ucuz kurtulmuş! Birkaç dakika geç kalsaydın, yaşamazdı! İyileşir mi? İyileşir, iyileşir! Yakında hiçbir şey kalmaz! Ama bir süre dinlenmesi lazım! Vücut yorgun düşmüş! Bir de iyi beslenmeli ha! Bol bol sebze, meyve, et yiyecek! Şu iki ilacı da al! Yemeklerden sonra birer kaşık, bir hafta süreyle! Borcun nedir doktor? Bırak ulan kerata! Sen benden dezilsin! Şimdi bir yerlerden para bul bakalım! Hastaya bakmak kolay değil! Sağ ol doktor! Sen de sağ ol hadi! Hoşça kal! Hadi. Güle güle! Afiyet olsun beyler! Afiyet olsun! Vay bestekar! Bana rakı ısmarlayacak biri var mı? Gel, gel otur! Muskumrular mis gibi! Hı? Sağ ol! Fazla vaktim yok! Bir rakı içerim ama! Hüsnü! Bir bardak daha getir, otlakçı var! Ulan Kadir, hiç değişmeyecek misin sen? Neden değişeyim ki? İşte deniz, işte gökyüzü! Bir ufak rakı alacak para da bulduk mu? Misler gibi, gel keyfim gel! Ne olan birden diktin bardağı kafana? Gerçekten acelen var galiba ha, öyle mi? Var ya! Ne oluyorsun ya? Bir diyeceğin var senin, de bakalım! Şimdi... Ha, şu mesele! Açık açık söylesene yahu! Şansın varmış, bugün balık iyi gitti, 3 10 binliğin var! İkisi senin! Al, al bakalım! Sağ ol! Birkaç gün içinde öderim! Ulan ne biçim adamsın be! Bunca yıllık dostumsun, aramızda paranın lafı mı olur hiç? Şunu da iç bakalım, dik kafana! Daha sonra gidersin! Hadi durma iç! Bestekarımız teşrif ettiler demek! Bırak şimdi dalga geçmeyi de bana yardım et! Sana yardım etmeden önce açıklayacak bazı şeylerin olmalı! Ne gibi? Mesela, şu kapıyı kimin kırdığı gibi, içerideki kızın nereye gittiği gibi! İlahim adam, hepsini anlatacağım! Şimdi şunların birazını al da yukarı çık! Gel! Ah, vah yavrucak, vah!
Demek canında kıymak istedi. Neden acaba? Bilmem. Belki sen bilirsin diye düşünüyordum. Dilini zoruna bak, nereden bileyim ben? Zavallı yavrucak. Hala kendinde değil, vah yavrum, vah! Kim bu kız madam? Bırak soru sormayı da, şuna bir sıcak çorba hazırlayayım. Kalkınca içsin. Onları ben yaparım. Sen soruma cevap ver, kim bu kız? Vallahi bilmiyorum. Dün sabah geldi. Pansiyonda boş oda var mı diye sordu. Boş odaymış. Sanki burada senden başka müşteri varmış gibi. Sonra ne oldu? Odasında kapandı, sonra da hiç görmedim. Şimdi ne yapacağız bestekar? Hele kendini bir toparlasın, sonra düşünürüz. Çorba için yardım istemediğinden emin misin? Yıllardır hep kendi çorbamı kendim pişirdim ben. Hadi sen keyfine bak. Bana bak, yarın aşağıdaki kapıyı tamir yapacaksın, unutma! Tamam, tamam, merak etme! Neredeyim ben? Cennette. Şaka yaptım. Benim meleğe benzer bir halim var mı? Buranın da cennete benzer bir yanı. Üzme kendini yavrum. Eğer birkaç dakika daha geç kalsaydım, şimdi yaşamıyor olacaktım. Şansım var. Sen buna şans mı diyorsun? Bu rezil dünyada, bu rezil insanların arasında yaşamanın neresi şans? Neden kurtardın beni? Neden kurtardın? Kaç yaşındasın? 16. Tam 30 yıl. 30 yıl mı? Evet. Tam 30 yıl senden fazla yaşamışım bu dünyada. Senin dediğin gibi bu rezil dünyada, bu rezil insanlar arasında. Bunca yıl içinde öyle acılar yaşadım ki tarifi mümkün değil. Ama bir kez olsun kendimi öldürmeyi düşünmedim. Her seferinde, her şeye rağmen yine de beni yaşamaya bağlayacak minik bir şey buldum ve ona sarıldım. Tam 46 yıl yavrum. Tam 46 yıl senin rezil dediğin bu dünyada ayakta kalmayı başardım. Şimdi bacak kadar bir çocuk karşıma geçmiş, bana kendini öldürmekten söz ediyor. Ama hiçbir çarem yoktu. Her zaman bir çare vardır, olmalıdır. Acaba benim yerimde siz olsaydınız? Senin yerinde ben olsaydım, kendimi öldürmek yerine bütün bu diz boyu rezillikle mücadele etmenin yolunu arardım küçük. Hadi bakalım, şimdi bir şeyler yemelisin, yoksa iyileşemezsin. Bunları sonra konuşuruz. Hadi bakalım. Biraz daha ister misin? İstersen vereyim. Çok acıkmışa benziyorsun da ondan sordum. Acıkmak laf mı? Günlerdir ağzıma bir lokma ekmek koymadım. Afiyet olsun.
Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Kahvaltını hazırladım. Acıkmış olmalısın. Dünkü sözlerim için özür dilerim. Nedenmiş o? Hayatımı kurtardınız. Karnımı doyurdunuz. Beni yaşama bağlamaya çalıştınız. Bense size neler söyledim. Unut bunları. Bir gün sen de birine iyilik yaparsın. Neden bana hiçbir şey sormuyorsun? Ne sormamı istiyorsun ki? Şu işe neden kalkıştığımı. Kendimi öldürmeye yani. Sırası gelince anlatırsın. Dinlemek ister misin? Yapacak daha acele işim yok. Büyük annem öyle yalvarmıştı ki gitme diye. Minicik bir kasabada oturuyordum. Bahçe içinde ufak bir evimiz vardı. Etrafı ağaçlarla çevrili, küçük, şirin bir evdi bu. Gitme çocuğum, gitme yavrum, orada havcarlar seni. Büyük şehir nedir bilmezsin sen. Ne yapmamı istiyorsun yani? Bu küçücük yerde kalıp dört duvar arasında çürümemi mi? Oralarda ne yaparsın sen çocuğum? Merak etme sen büyük anne, her şey çok iyi olacak. Burada kalıp sefalet içinde yaşayacağıma, İstanbul'a gidip zengin olmak daha iyi değil mi? Zengin olmak mı? Sen zengin olmayı kolay mı sanıyorsun? Kolay mı zengin olmak? Of, o sahnelere, filmlere çıkanların benden ne farkı var büyük anne? Göreceksin, başaracağım. Hakkını helal et. Allah sonunu hayretsin. Hoşça kal büyük anne. Affedersiniz, 19 numara nerede acaba? Az ileride. Sağ olun. Rica ederim. Şefika abla! Gül! Canım! Gel hadi, gel içeri gel! Bütün bunlar hayal kızım! Gel, vazgeç sen bu sevdadan, vazgeç! Ama Şefika abla, sen başardın işte! Benim gözüm senin gibi yükseklerde değildi yavrum! Artistlik filan bunların hepsi hayal kızım! Ama... Aması filan yok, beni iyi dinle! Madem buralara kadar geldin... Bizim fabrikada sana bir iş buluruz. Burada ekmek aslanın ağzında kızım. Bana göre değil Şefika abla. Bütün gün eşekler gibi çalıştım. Uzatma! Ben nasıl alıştıysam sen de öyle alışırsın. Ah! Yaşar Yılmaz yeni bir filme başlıyormuş. O da kim? Aa! Sahi tanımıyor musun? Hayalimdeki erkek. Son filmini 5 kere seyrettim. Uyan kız, uyan! Aman Şefika abla! Şunun şurasında hayal kurmaya da mı hakkımız yok yani?
haber? Bittim artık, dayanamayacağım. Alışırsın, alışırsın. Nereye gidiyorsun? Öğleden sonra izinliyim. Elektrik parasını yatıracağım. Akşama evde görüşürüz. Tamam. İşe yeni başlayan herkes bana bir merhaba der. Adettir bu. Bana kimse bu adetten söz etmedi. Yenisin yavrum. Sen de öğrenirsin. Çek ellerini üstümden! Çek şuraya! Bırak beni! Üzülme ya. Geçti hepsi. Yeter mi? Hepsi bu kadar mı sanıyorsun? Daha neler oldu biliyor musun? Duymak ister misin? Hayır. Belki zamanı gelince anlatırsın. Ama şimdi fazla yormamalısın kendini. Belki de haklısın. Bütün bu pisliği yeniden yaşamak için hiçbir sebep yok. Yok tabii. Artık yepyeni bir hayatın eşiğindesin. Yepyeni bir hayat mı? Keşke. Ama nasıl? Ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Hadi kalk, kalk biraz dolaşalım. Hadi, 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 hadi. Aslında hep kendimden söz etmemeliydim. Seni hiç tanımıyorum. Kimsin, ne iş yapıyorsun? Şu koca şehirde yaşayan yüz binlerce insandan biriyim. Hem senin için ne fark eder ki? Yoksa... Yoksa müzisyen misin? Öyle sayılır. Hâlâ ekmeğimi müzikten kazanmaya çalışıyorum. Gökhan Soylu'nun plağı rekora gidiyor. Sen o musun? Bir zamanlar oydum. Ünlü bestekar Gökhan Soylu. O benim işte. Boşver, yıldızlar çabuk söner küçük. Gün gelir semtlerine kimse uğramaz. Çocukluğumdan beri şarkılarını dinledim. Ama neden böylesin? Bunca besteden... Bunca şöhretten sonra... Devir değişiyor kızım. Hem de öyle çabuk değişiyor ki... Artık bize ihtiyaçları kalmıyor. Kimin ihtiyacı kalmıyor? Bu piyasayı yönetenlerin... Aslında bütün insanların, dinleyicilerin... Dedim ya, devir değişiyor. Ama nasıl olur? Ben sanırdım ki insan bir kere şöhret olunca... Öyle değil yavrum. Seni baş tacı yapanlar gün gelir bir sinek gibi eziverirler. Bırak şimdi bunları. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet, evet. Şimdi iyiyim, sayende. O zaman birkaç saat yalnız kalsan sıkılmazsın herhalde. Bir işim var da. Tabii Gökhan abi, sen merak etme, beklerim seni. Birkaç saat sonra dönerim. Sen keyfine bak, hadi. Buyur kardeş. Mustafa Bey'i görecektim. İçeri giremezsin, böyle bekle. Ama ben... Giremezsin kardeşim, geç şöyle. Buyurun bey. Mustafa Bey. Oo Gökhan Bey. Nasılsınız? Nasıl olsun, uğraşıp duruyoruz işte. Bir yere gidecekseniz bırakayım. Sağ olun, ben şey için gelmiştim. Şu benim bestelere bakabildiniz mi? İşinize yarayan bir şey var mı? Ha, şu senin besteler. Aslında hepsi güzel, fena değil, fena değil ama... Plakçıları bilirsin, yeni şeyler arıyorlar. Hiçbiri yanaşmadı şarkıları plak yapmaya. Sağlık olsun. Belki başka sefere kısmet olur. Gökhan Bey, bir dakika. Paraya ihtiyacım varsa biraz borç verebilirim. Sağ ol. Mesele para değil, sağ ol. Hayırlı günler.
yapsam? Ne yapsam ben bu seni? Hoş geldin. Ortalığa biraz çeki düzen verdim, beğendin mi? Bir cennet yaratmışsın Gül. Yok canım, kadın eli deyince her şey değişir işte. Yorulmuşsundur, bırak artık. Bu kadarcık şeyle insan yorulur muymuş? Hele şu camları bir bitireyim.